yeniden mutlu sabahlar. Saatler 8'i gösteriyor. Seans öncesiyle karşınızdayız. Gündemin hem sıcak başlıklarını aktaracağız. Aynı zamanda haftanın 3. işlem gününde verilerin nabzını tutacağız. Piyasaya yön verecek gelişmeleri sizlere aktaracağız efendim. Seans öncesi başlıyor. Gündemin ilk sırasında Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bulunuyor. Dün kabine toplantısı gerçekleştirildi. 3 aylık aranın ardından ilk yüz yüze kabine toplantısına Başkan Erdoğan başkanlık etti ve ardından ulusa seslendi Başkan Erdoğan. Türkiye ekonomisindeki toparlanmanın yerini hızlı bir büyümeye bırakacağını söyledi. Ekonomiye ilişkin önemli açıklamaları vardı. İşte o açıklamalar. Tüm bu göstergeler normalleşme dönemine Türkiye'nin ekonomik açıdan sağlam girdiğini gösteriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından ulusa seslendi. Ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi, önemli mesajlar verdi. Mayıs ayı öncü göstergeleri ekonomimizin hızlı bir toparlanma içinde olduğuna işaret ediyor. Birçok ekonominin ciddi daralma kaydettiği yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin %4,5'la yüksek bir performans, büyüme performansı gösterdiğini gerek ulusal gerekse dünya artık görüyor, biliyor. Türkiye döviz kuru gelişmeleri bakımından da diğer ülkelere kıyasla şu anda iyi bir durumdadır. Belki ikinci çeyrekte olumsuz bazı gelişmeler olabilir ama üçüncü, dördüncü çeyrekte biz bu büyümeyi yine yakalayacağız. Çünkü artık zemin sağlam. Erdoğan gıda enflasyonunu indirecek tedbirlerin alınacağını belirtti. Salgın sonrasında dünya ekonomisindeki yerimizi daha da güçlendireceğiz dedi. Toparlanma yerini hızlı bir büyümeye inşallah bırakacaktır. Enflasyonun hedeflediğimiz seviyelere inmesini sağlayarak bu olumlu süreci desteklemekte kararlıyız. Mal ve hizmet pazarlarında rekabeti ve verimliliği artıracak yapısal reformlar yanında gıda fiyatlarındaki şişkinliği giderecek tedbirleri de alacağız. Amacımız 2020'de %8,5 olarak belirlenen enflasyonu kademe kademe düşürerek 2021'de %6'ya ve 2022'de inşallah %5'in altına indirmektir. Başkan Erdoğan, çalışanlar için tamamlayıcı emeklilik sigortasının kurulacağını söyledi. Çalışma hayatında normalleşmeyi teşvik edecek bir mekanizma kuracağız. Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Tamamlayıcı emeklilik sistemini de inşallah 2022'de yürürlüğe sokacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu istihdam kalkanı paketinin detayları belli oldu. Şimdi o detaylara bakalım. Adımlar attığımız süreçte Eylül ayı en zor... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı istihdam kalkanı kapsamında atılacak adımlar büyük oranda netleşti. Son rötuşların yapılmasının ardından paketin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Pakete göre mevcutta devam eden istihdam teşvikleri yeni dönemde kapsamı genişleyerek sürecek. Buna göre 1 Ocak 2019'da 17 Nisan 2020 arasında işini kaybedenlere tekrar işlerine dönme imkanı sunulacak. Devlet işverene bu kişileri tekrar işe al, maliyetin bir kısmını ben karşılayacağım diyecek. Koronavirüs salgını ile birlikte kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişlemiş, 3 milyondan fazla çalışan bu imkandan yararlanmıştı. Bu kişilerin tekrar işbaşı yapması durumunda devlet işvereni desteklemeye devam edecek. Ayrıca paketle birlikte 25 yaş altı gençlerin istihdama katılabilmesi de kolaylaştırılacak. Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının süresi de 3 ay uzatılacak.
Yeni bir modeliyle özellikle 50 yaş üstündekilere esnek çalışabilme imkanı getirilecek. Bununla birlikte bu modele dahil olan her 50 yaş üstü çalışan karşılığı 25 yaş altı esnek çalışma kapsamında bir gencin istihdam edilmesi şartı uygulanacak. Sayın seyirciler, Hazine, devlet iç borçlanma senetlerinin takas ve saklama hizmeti için Euroclear Bank'la mutabakata vardı. Bu hamleyle Türk tahvillerine uluslararası erişim kolaylaşacak. Hazine, dipsler için Euroclear'la anlaştı. Bakanlık yaptığı açıklamada, devlet iç borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank'le mutabakata varıldığı bildirildi. Bu hamleyle yurtdışı yerleşiklerin TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyeti artacak. Anlaşmayla birlikte yabancı yatırımcılar için yurt içinde yerleşik bir muhabir banka kullanma zorunluluğu da ortadan kalkmış oldu. Böylece bankalar mevcut Euroclear hesapları üzerinden Türk lirası cinsinden tahvil alıp satabilecek ve saklamasını yapabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Albayrak, İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız işbirliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu koronavirüs sonrası normalleşme sürecinde vatandaşa finansman kolaylığı sağlamak ve yurt içi turizmi desteklemek amacıyla yeni bir karar aldı. Kurul yaptığı açıklamada yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırını 12 aydan 18 aya yükselttiğini belirtti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu denetimi görüşüldü. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, 3 yıllık Türkiye Varlık Fonu daha emekleme dönemini yeni bitirmiş, büyümeye doğru adım atmakta olan bir fondur dedi. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez, maden projelerini devreye soktuklarını belirtti. Ve dünyadan gelişmelerle devam edeceğiz. Piyasalar açısından önemli bugün. Bugün Amerika Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak. Küresel piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında. Fed'in iki gün sürecek faiz toplantıları başlıyor. Jerome Powell başkanlığında toplanacak Federal Açık Piyasa Komitesi faiz kararını açıklayacak. Good afternoon everyone. Thanks for being here. Fed Nisan ayında yaptığı toplantıda faizde değişikliğe gitmeyerek politika faizini %0,025 bandında sabit tutmuştu. Fed yetkilileri politika faizinin sıfıra yakın tutulacağı ve tahvil alımlarının devam edeceği taahhüdünü yenilerken koronavirüs salgınının orta vadede ekonomi üzerinde oluşturacağı büyük risklere dikkat çekmişti. Fed Başkanı Powell da ekonomik faaliyetin ikinci çeyrekte görülmemiş hızda düşeceğini ifade etmişti. Fed'in faizi değiştirmesinin beklenmediği haftada Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin demeçleri takip edilecek. Powell'ın ayrıca sıfıra yakın faizlerin ne kadar süreceği ve buna ilişkin taahhütleri konusunda sözlü yönlendirme yapması bekleniyor. Sayın seyirciler, New York borsasında polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'u anmak amacıyla 8 dakika 46 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu. Törene New York Menkul Kıymetler Borsası Başkanı, Goldman Sachs Genel Müdürü ve Intercontinental Exchange Yönetim Kurulu üyesi ve borsa çalışanları katıldı. Amerika'da açık iş sayısı koronavirüs salgınının etkisiyle Nisan'da 5 milyon 46 bine inerek Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu dönemde açık iş sayısı en fazla ticari hizmetler, sağlık hizmetleri ve perakende ticaret sektörlerinde azalış kaydetti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, gıda sistemlerimiz çöküyor ve salgın durumu daha da kötüleştiriyor uyarısında bulundu. Guterres, 7.8 milyar olan dünya nüfusunu besleyecek kadar gıda bulunmasına rağmen salgının küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.
Haftanın 3. işlem günündeyiz. Hemen piyasanın nabzını tutacağız. Aynı zamanda piyasaya yön verecek olan verilere ilişkin tarihleri de açıklayacağız. Bugün veriler açısından aynı zamanda aslında bu haftanın geri kalanı veriler açısından önemli. Yoğun bir veri gündemi var diyebiliriz içerisi içinde. Türkiye'de önemli verileri takip edeceğiz. Yine Amerika'da ise önemli gündem başlıklarından birini az önce aktardık. Gözler Fed'de, Fed'in faiz kararını bekleyeceğiz. Piyasaların beklediği veriler dediğimizde içeride işsizlik verilerini takip edeceğiz. Bugün işsizlik verileri gelecek. Fransa'da sanayi üretimi yine bugün takip edeceğimiz bir diğer veri olacak. Birinci çeyrek Euro bölgesi büyüme rakamları, gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklandı bu arada. Bu oran %3.2 aşağıda, yani %3.2 oranında daraldı Euro bölgesi ekonomisi birinci çeyrekte. Fed'in faiz kararı ise bugün takip edeceğimiz, bu akşam takip edeceğimiz bir diğer önemli başlık ki bu faiz kararının ardından Powell'ın yapacağı açıklamalar önem arz ediyor dolar açısından da. Hemen sayfayı değiştirelim. Amerika'da üfeyi alacağız. Yarın takip edeceğiz bu veriyi. Türkiye'de sanayi üretim verisi Cuma günü gelecek ve aynı zamanda Cuma günü cari denge verilerini de alacağız. İçeride takip edeceğimiz önemli başlıkları ekranlarınıza getirdik. Peki bunlar öncesinde, özellikle Fed'in açıklamalarının öncesinde nasıl bir tablo söz konusu haftanın 3. işlem gününde? Önce altılı veri setinde genel tabloya şöyle bakalım, ardından anlık grafikleri de ekranlarınıza getireceğiz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün günü %0.37'lik değer kaybıyla kapattı, ancak 109.000 üzerinde bir kapanış yaptı. Dün 108.000'i test etti aşağıda. Euro TL 7.70 seviyesinde, Türk Lirası Euro karşısında değer kazanıyor. Dolar TL'ye baktığımızda burada da yine doların geri çekildiğini görüyoruz, 6.78 seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.13 denemelerini yapmıştı pazartesi ve salı günü. Bugün 1.13'ün üzerinde işlem görüyor, Euro dolar karşısında değer kazanıyor. Dolar endeksi 96.29 seviyesinde yatay seyrini koruyor, yatay ekside ve sepet kurda 7.24'ten işlem görmekte. Hemen borsanın haftalık grafiğini ekrana alacağız. Borsa İstanbul Yüz Endeksinin dünkü kapanış rakamı ekranda, 109.236 puandan dün günü sonlandırdı dedik. Ve güne aslında dün pozitif bir başlangıç yapmıştı Borsa İstanbul Yüz Endeksi, negatif bir kapanış gerçekleştirdi. Dün en düşük 108.456 puanı gördü. 110.329 puan seviyesi de yine tepe noktasındaydı. Dün görmüş olduğu en yüksek seviyeydi endeksin. Önceki kapanışa göre Borsa İstanbul Yüz Endeksine baktığımızda mali endeksin yarım puana varan değer kaybettiğini gördük. Teknoloji endeksinde yine değer kaybı söz konusuydu. Sanayi endeksi keza değer kaybetti. %0.18'lik aşağı yönlü bir tablo söz konusuydu. Bakalım sanayi endeksine, ardından bankacılık endeksini de ekranlarınıza getireceğiz. BIST banka önce ekrana yansıdı. Peki 126.395 puanda %0.83'lük değer kaybı vardı bankacılık tarafında. Ancak önümüzdeki süreçte Borsa İstanbul'daki geçtiğimiz hafta yaşanan o rally'nin devamının geleceği ve borsanın yükseleceği beklentisi var. Bu yükselişe de yine bankacılığın öncülük edeceğini belirtiyor analistler. Bunu da not olarak ekleyelim ki tepe noktasında da yine 127.000 seviyesinin üzerinde bir rakama ulaştığını belirtebiliriz ki bankacılık endeksi için 128.000, 129.000 puan seviyeleri önem arz ediyor. Hemen sanayi endeksine bakalım. Sanayi endeksi tarafında da 139.282 puanı gördük ve %0.18'lik değer kaybıyla dün günü sonlandırdı endeks, sanayi endeksi. Bu arada Mayıs ayının en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu. Hem TÜFE hem de ÜFE bazında şimdi oranları ekranlarınıza getireceğiz. Dolar ve mevduat faizi de bu dönemde, Mayıs ayı döneminde kaybettirdi. Bakalım Mayıs ayının en fazla kazandıran aracı borsanın TÜFE ve ÜFE bazında kazandırma oranları neymiş? Mayıs ayında borsa kazandırdı, dolar ve mevduat faizi kaybettirdi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde Borsa İstanbul Yüz Endeksinden sağlandı. Borsa İstanbul yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde %3,18, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde %3,36 kazandırdı. Bu dönemde yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde külçe altın %2,20, devlet iç borçlanma senetleri %1,77 kazandırdı.
Euro %0,14 kazandırırken dolar %0,01 ve mevduat faizi %0,94 yatırımcısına kaybettirdi. Tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde külçe altın %2,38, devlet iç borçlanma senetleri %1,95, euro %0,32 ve dolar %0,17 kazandırdı. Bu dönemde mevduat faizi ise %0,76 kayba yol açtı. Analistler Borsa İstanbul 100 endeksindeki pozitif momentumun devam etmesini bekliyor. 111 bin seviyesi önemliydi. Hafta başında 111 bin direnç seviyesini test etti Borsa İstanbul 100 endeksi. Ve bu yukarı yönlü hareketlerin de devamını bekleyen isimlerden biri TEB Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul. İbrahim Usul 117 bin seviyelerine kadar hareketler görülebileceğini belirtti. Borsa İstanbul tarafında dün 110.500'ün üzeri test edilmişti. Bu sabah da oraya doğru bir hareket piyasa başladı. Sonrasında dediğim gibi biraz realizasyon görüyoruz. Genel trendde şu an için bir bozulma görmüyoruz. Bu düzeltmeler yaşansa bile bu endeksteki yukarı trendin bir süre daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. Biz yukarıda 110.500'ün üzerinde 113.100 seviyelerini Borsa İstanbul için kısa vadeli bir direnç bölgesi olarak takip ediyoruz. Eğer bu bölgeyi aşabilirsek muhtemelen 115-117 bandına kadar BIST 100 endeksinin hareket ettiğini göreceğiz. Genel anlamda dediğim gibi pozitif momentum sürüyor ama dün bugün biraz piyasalarda hem içeride hem dışarıda realizasyonlar var. Bu düzeltme süreci bittikten sonra yeniden piyasaların hareketlenmesini beklemek yanlış olmayacaktır. Normalleşme süreci devam ediyor. Merkez bankalarının sağladıkları küresel tarafta önemli bir likidite var piyasalara. Bu özellikle hisse senedi piyasalarını bir süre daha desteklemeye devam edebilir kafada. Şimdi ekonomilerde Haziran ayıyla başlayan bir normalleşme sürecinde hızlanma var. Şimdi tabii biraz önce söyledim, küresel tarafta önemli bir likidite ortaya çıktı. Hem merkez bankaları hem hükümetlerin önemli bir harcama paketi var. Bu likidite yavaş yavaş sisteme girmeye de başladı. Önce daha çok kendi ülkelerinde bu likidenin kaldığını görmüştük. Ama normalleşmeyle birlikte yavaş yavaş diğer piyasalara da bu likidite yayılıyor. Ve bu hemen çekilemeyecek bir likidite. Dolayısıyla şu an için hisse senedi piyasalarında genel görüntüde önemli bir bozulma beklememek lazım. Dolayısıyla dün ve bugünkü düzeltmeleri de biz kısa vadeli bir düzeltme olarak kaldığını göreceğiz. Ve Haziran ayında bu pozitif momentumun genel anlamda endekslerde korunduğunu göreceğiz diye tahmin ediyoruz. Tahvil piyasasıyla devam edeceğiz. Hazineden dün önemli bir adım geldi. Az önce detaylarını aktarmıştık. Dipslerin takası için Euroclear ile bir mutabakata vardı hazine. Ve biz de bu son durumu tahvil piyasası açısından İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Kadir Tuna ile değerlendirdik. Kadir Tuna özellikle bu adımın, bu mutabakatın tahvil piyasasında yatırımcı tabanını genişleteceğini ifade etti. Pandemi sürecinde büyük merkez bankalarının parasal genişlemeye yönelik attığı adımlar önümüzdeki süreçte tabii hisse senedi piyasalarına yoğun bir şekilde tabii talebi arttıracak. Özellikle de gelişmekte olan piyasalar açısından. Bundan tabii en büyük pay alacak ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Türkiye'nin şu an yaptığı bu anlaşmanın şu açıdan önemi çok fazla. Birincisi tabii bizim uzun zamandır çok önemli bir projemiz var. İstanbul'un finans merkezi olması. Bu finans merkezi olma kapsamında da tabii hisse senedi piyasalarını ve tahvil piyasalarını geliştirmeye yönelik önemli adımlar atıldı bugüne kadar. Bu süreçte bu yapılan anlaşma özellikle de altın, döviz ve TL cinsinden
yurt dışındaki yerleşik olan yabancıların Türkiye'de bu işlemleri kolaylıkla yapabilme imkanı sağlıyor. Herhangi bir artık bir aracıya ya da bir muhabir bankaya ihtiyaç duymadan Türkiye'de ihraç edilmiş olan tahvillerin alım satımını kolay yapacak. Bunun tabii sağlayacağı en önemli avantaj şu, uzun zamandır biz tabii bu tahvil piyasasının derinleşmesine yönelik birçok adım attık. Bu süreci hızlandıracak. Yani tahvil piyasasında özellikle de yatırımcı tabanının genişlemesi, dolayısıyla burada finansman imkanlarının da sağlanmasına büyük katkı sağlayacak. Özellikle de böylesi bir dönemde küresel ekonominin büyük bir resesyon sürecine girdiğini düşünürsek, tahvil piyasasına ve dolayısıyla sermaye piyasasından sağlanabilecek bu uzun vadeli kaynaklar bu çıkış sürecimizi de hızlandıracağını ben açıkçası bekliyorum. Dolayısıyla bu kararın özellikle de böylesi çok kritik bir dönemde alınmış olması ve bu anlaşmanın gerçekleşmiş olması son derece önemli ve bunun etkilerini göreceğiz zaten önümüzdeki günlerde. Para piyasalarıyla devam edeceğiz. Hemen dolara, euro ve euro dolar paritesine bakacağız ki euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini izliyoruz. Dolar TL'nin gün içi grafiği ekranlarda 6.78'den işlem görüyor dolar TL. 6.78-6.79 bant aralığını haftanın 3. işlem gününde izliyoruz. Hafta başında bu seviyelerin altına çekildiğini takip etmiştik doların ki doların yönü üzerinde küresel çapta doların yönü üzerinde bugün yapılacak olan açıklanacak olan Fed'in kararları önemli olacak. Faiz kararını açıklayacak. Faizde herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyor piyasa ama Powell'ın açıklamaları öyle önemli olacak ve Powell'ın duruşu, söylemlerindeki netlik önem arz ediyor. Dolar açısından, doların düşüşünü sürdürmesi açısından ki küresel çapta baktığımızda dolarda bir gevşemeyi takip ediyoruz ve piyasalarda risk iştahında yüksek olduğunu izliyoruz. Hemen dönelim Euro-Dolar paritesine. Euro-Dolar paritesi hafta başında denemeler yaptı. 1.13'e değdi ve geri çekildi ama haftanın 3. işlem gününde 1.13 seviyesinin üzerinde 1.1348'den işlem görüyor ki gün içi grafikte de bu seviyenin altında bir deneme olmadığını görüyoruz Euro-Dolar paritesinde. Dolar endeksine bakalım bir de. Doların altı önemli para birimi karşısında değerini ölçen dolar endeksinde geri çekilmeyi takip ettik. 100 seviyelerinden aşağıya doğru hızlı bir geri çekilme oldu. 96.29 seviyesinde yatay seyrediyor dolar endeksi hafta başından bugüne. Ve dolar endeksinde yön ne olur? Aşağı yönlü bir gidiş olur mu? Ya da yukarı yönlü denemeleri görür müyüz diye sorduk. Sorumuzun yanıtını İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer verdi. Ve dolar endeksini şöyle değerlendirdi. Ekonomiler açılmaya başladıkça dolardaki güvenli liman efekti aslında güvenli liman efekti de kalkmaya başladı dedi ve önemli seviyelerden söz etti. İzleyelim. Şimdi dolar endeksinin 100 seviyesine doğru yükselmesi aslında Mart ayında yani daha doğrusu Şubat, Mart gibi böyle salgının biraz daha hızlı dünyada reaksiyon verdiği dönemlerde bir güvenli liman etkisi yaratmıştı. Dolayısıyla aslında ABD dolarında da güvenli liman algıları işlemeye başlamıştı. Piyasa biraz daha dolara kaymıştı. Dolayısıyla yükselişi biz bundan izledik. Fakat işte algılamalar değiştikçe, risk iştahı arttıkça, piyasalarda ekonomilerin dışa açılmaları başladıkça biraz daha sanki böyle en kötüsünü Mart'ta gördük, Nisan'da verilerin negatif olduğunu gördük, Mayıs ayında bunu atlatmaya başlayacağız algısı gün yüzüne çıktıkça dolarda o güvenli liman efekti kalkmaya başladı. İşte Fed algılamaları da bunu bence önümüzdeki günlerde ne kadar değiştirecek onu göreceğiz. Bundan çok emin olmak şu anda mümkün değil ama genel itibariyle benim görüşüm şu, tekrardan çok hızlı bir şekilde 100 seviyesine çıkamayabiliriz. Ama 96.30'lardan 96 seviyelerinden de yukarı yönde bir kalma isteği olduğunu görüyorum. Ben 97-98'de rölantide kalınabileceğini düşünüyorum. Özellikle euro burada çok belirleyici. Çünkü euro dolarda 1.1335 seviyesi aşılmadıkça öyle çok güçlü bir euro dolar hareketi oluşmayabilir. Bu da dolar endeksi üzerindeki baskıyı biraz daha hafif tutabilir diye düşünüyorum. Thank you.
Küresel borsalara bakacağız. Önce Amerika borsalarını ekranlarınıza getireceğiz. Dün kapanışta New York borsasında karışık bir seyir vardı. Dow Jones'ta %1'in üzerine değer kaybını takip ettik. Yine S&P 500'de yarım puanın üzerine değer kaybı vardı. Ancak Nasdaq'ta ise yarım puana yaklaşan bir yükselişi takip ettik. Karışık bir seyirle New York borsası dün günü tamamladı. Peki vadeli tarafta nasıl bir tablo var? Ona da bakalım. S&P 500 vadeli de yarım puanın üzerinde yükselişi görüyoruz. 3222 puanda, 3226 puanı da test etti. S&P 500 3200'ün üzerindeki duruşunu korumaya çalışıyor. Hemen S&P 500'ün ardından Nasdaq'a bakacağız. Nasdaq tarafında nasıl bir tablo var? Dün günü pozitif sonlandırdı dedik Nasdaq. Ve o görünümü devam ettiriyor vadeli tarafta. 10.000'in üzerine çıkmış durumda. %0.57'lik yükselişi görüyoruz. Nasdaq özellikle geçtiğimiz haftaki küresel rally havasını da hatırlayacak olursak rekor seviyelere imza atmıştı. Onu da hatırlayalım ki 10.000'in üzerinde işlem görüyor. Dow Jones'a devam edeceğiz. Dow Jones'a döndüğümüzde pozitif tablonun burada da devam ettiğini görüyoruz. Amerika borsaları vadeli tarafta pozitif bir görünüm sergiliyor. Dow Jones'ta da yarım puanın üzerindeki yükselişi okuyoruz. 27.422 puanda Dow Jones endeksi. Avrupa borsaları dün günü düşüşe tamamladı. Dün gelen önemli bir veri vardı. Avrupa tarafında gayri safi yurt içi hasıla verisini takip ettik. Euro bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte %3.2 oranında daraldı. Ülkeler bazında bakacak olursak Fransa ve İtalya'daki oran %5.3, İspanya ve Slovakya'daki oran ise %5.2 küçülme yönündeydi. Ve negatif kapanışı da görüyoruz. Londra'da %2'nin üzerinde düşüş vardı. Frankfurt, Paris ve Madrid borsaları %1'in üzerinde eksi yazdı. Düşüşleri gördük genel itibariyle Avrupa borsalarında. Ki küresel borsalar açısından özellikle bugünkü Fed'in kararı önemli olacak. Bunun bir kez daha altını çizelim. Bu arada Londra tarafında İngiltere'ye has başlıklar da söz konusu. Ticari görüşmeleri devam ediyor Londra. Bir yandan da bu görüşmeler içinde telekonferans yöntemini seçtiğini duyurdu. Ki Japonya ön planda, İngiltere'nin Japonya ile ticari görüşmeleri ön plana çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Asya borsalarına döneceğiz hemen. Asya borsalarında da genel itibariyle pozitif bir hava hakim. Şangay tarafında yine görünümün negatife döndüğünün altını çizebiliriz. Bugün biraz daha karışık bir tablo var Çin tarafında. Yarım puana yaklaşan düşüşü takip ediyoruz anlık tablo içerisinde. Japonya, Hindistan, Güney Kore ve Hong Kong borsaları alıcılı. Yine Güney Kore'ye ilişkin belki şunu aktarabiliriz. İşsizlik sorunu yaşıyor Güney Kore. Orada işsizlik 10 yılın zirvesinde %4,5 oranını ile birlikte. Çin tarafında da yine gıda enflasyon rakamları açıklandı. Önemli detaylar var. Bu detayları almak üzere şimdi Asya'ya uzanacağız. Arkadaşımız Sadi Kaymaz Pekin'de bizi bekliyor. Notlarını aktaracak. Evet, öncelikle Pekin'den iyi yayınlar dilerim. Çok güneşli bir gün, öğle vaktindeyiz burada. Öğle seansları da tabii gelmiş durumda, öğle arası tabii ki düzeltirim. Sabah seanslarına baktığımızda aslında ara ara artık kırmızıları görmeye başladık, yer yer görmeye başladık. Neden bunu böyle vurguluyorum? Çünkü hep yemyeşil bütün dünya ile birlikte, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Uzak Doğu'da soluksuz bir ralliye kalkışmıştı. O ralli hala aslında bitti diyemeyiz ama dediğim gibi artık sakin bir gün. Fed bekleniyor, Powell bekleniyor. Powell neler diyecek? Getir eğrisi kontrol olacak mı, olmayacak mı? Tabii piyasalar bunları görmek istiyor. Uzak Doğu'da bugün için baktığımızda sakin bir gün görüyoruz. İhtiyatlı tabii herkes. Onun haricinde Güney Kore'den başlayayım istersen. Güney Kore'de işsizlik 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 4,5 yanılmıyorsam çok yüksek gibi görünmeyebilir ama tabii her ülkeyi kendi şartlarınca değerlendirmek lazım. Bu Güney Kore için son 10 senenin en yüksek işsizlik oranı, bu açıdan önemli. Tabii Çin, aslında Çin'de enflasyon verileri açıklandı. Önce tüketici fiyatlarından bahsedeyim. Bir ara %5'in üzerine çıkmıştı ama Nisan'la birlikte yavaşlamaya başladı. %3'lere düşmüştü. Geçtiğimiz ayda %2.4'e düşmüş, gerilemiş. Tabii orada gıda fiyatları geriledikçe bir ara gıda fiyatlarındaki artış %20'ye yaklaşmıştı. Şimdi %10.6 oldu. O da tabii aşağı çekiyor. Çekirdek enflasyon, tüketici enflasyonuna baktığımızda ama hep 1.1 düzeyinde sabit. Onun haricinde, onun ötesinde ve bizim için asıl önem taşıyan
dünya ekonomisi için önem taşıyan tarafı ise enflasyon verilerinin nasıl üretici fiyatları tarafı. Orada haberler var, orada bir hikaye var. Üretici fiyatları enflasyonu negatif, üstelik de daha da derinleşiyor. %3.7 daraldı üretici fiyatları. Buna tabii çok kabaca fabrika çıkış, fabrika kapısı çıkış fiyatları da diyebiliriz. Daha anlaşılır, daha sade kılmak için. Dolayısıyla fabrika fiyatları azalıyordu. O azalma daha da derinleşti. Daha önce %2'lerdeydi. Şimdi 3-4 senedir böyle bir deflasyonist baskı görmedi ki. Tabii ki dış talep çok zayıf. İthalat verilerinden de gördük, hatırlarsan %16 düşmüştü, daralmıştı ithalat. Bakalım ne olacak, ama deflasyonist baskı daha da sürecek gibi, dünyanın hali böyle oldukça. Saydı Kaymaz'a teşekkür ediyoruz. Bakalım ne olacak dedi. Biz şimdi bakalım piyasalar bugün ne olacak, ne bekliyor? Özellikle FED toplantısı öncesinde Asya borsaları için de yarınki açılış için aslında önemli başlıklardan biri olacak. Şimdi yorumları alacağız elbette. Stratejist Yeliz Karabulut bu aşamada bize eşlik edecek. Yeliz Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi aslında az önce küresel borsalardaki genel görünümü aktardık ve Asya'yı da bize, notları Asya'dan bize sadece aktardı. Şimdi bu çerçevede dilerseniz bu görünümü bir değerlendirelim. Asya'da Çin hariç pozitif bir tablo var. Amerikan vadeleri pozitife dönmüş durumda. Dün Avrupa'da eksi kapattı. Bu görünümü özellikle FED toplantısı öncesinde nasıl yorumlamak gerekir? Aslında geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz ki soluksuz yükselişleri gördük borsalar tarafında. Neredeyse bütün grafikleri üst üste koyduğumuz noktada, yani BIST 100, Dow Jones, S&P benzer hareketlerin olduğunu görüyoruz Asya piyasaları. Burada bir kâr realizasyonu arayışının olduğunu görüyoruz. Yatay aşağı yönlü bir hareket var ama biz bunu kâr realizasyonu olarak değerlendiriyoruz. Gördüğüm kadarıyla açıkçası bir pozitifliği, pozitif haberleri, pozitif haber akışını satın alma eğiliminde olan bir borsalar görülmekte. Bugün özellikle FED toplantısı önemli. Buradan çıkabilecek mesajlar bundan sonraki süreçte daha çok borsaların neye evrileceği, oradan yine getiri eğrisi sürekli tartışılıyor. Burada nasıl bir aksiyon olacaklar ya da bir mesaj verilecek mi? Ya da ekonomi değerlere yönelik beklentiler ve tehditler neler diye bir başlık koyabiliriz diye düşünüyorum. Burada tabii ki FED'in açıklamaları tüm küresel borsalar için önemli olacaktır diye düşünüyorum. Ama genel itibariyle baktığımız noktadayız. Zaten en kötüsünün geride kalındığı beklentisinin piyasalarda hakim olduğunu, bundan sonraki süreçte daha çok olumlu haber akışlarının baskın olduğu bir fiyatlama hareketleri görebiliriz diye düşünüyorum. Burada tabii ki bizim takip edeceğimiz veri akışları ve burada daha çok törpülenmiş olumsuz veriler bekleniyordu. Bunlar ne kadar aşağıda ya da ne kadar yukarıda gelebileceği aslında piyasanın odağında olacaktır diye düşünüyorum. Peki hazır FED toplantısına girmişken biraz görüşlerinizi alalım. Çünkü hani evet, genel kanı faiz noktasında bir adım atmaması yönünde ama Powell'ın açıklamaları büyük önem arz ediyor. Özellikle hazır dolar bu kadar da küresel çapta gevşeme göstermişken ne der, nasıl etkiler noktası önemli. Sizce Powell'ı anlamamamız yine biraz zaman alacak mı? O netliği görecek miyiz mesajlarında, yoksa görmeyecek miyiz? Ne dersiniz? Şimdi ben çok net olabileceğini düşünmüyorum çünkü dataların ne yönde gelebileceğini çok fazla bilemiyoruz. Yani öyle bir daralma beklentileri söz konusu ki ekonomiler için, ben hiçbir data setinin çok belirleyici olabileceğini düşünmüyorum ya da beklentilerin çok belirleyici olabileceğini düşünmüyorum. Başından açık uçlu konuşmasını bekliyorum açıkçası Powell'ın. Çünkü geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam verisi gelmişti. Oldukça olumsuz bekleniyordu. %19'lar gibi bir işsizlik verisi bekleniyordu. %13'ler civarında geldi. Bunun karakterine, yani içindeki detaylara baktığımız noktada ise oldukça olumlu olarak değerlendirilmeli. En azından beklentinin üzerinde bir veri geldiği için olumlu olarak piyasa tarafından fiyatlandı. Ben gelebilecek datalar, mesela Almanya tarafından açıklanan sanayi üretimi olsun, işte enflasyon verileri olsun, oldukça farklı geliyor beklentilerden. Bu açıdan beklentilerin ben açık uçlu olarak belirlebileceğini, belki ya da belirsiz bir tablo çizilebileceğini düşünüyorum.
Burada tabii ki belirsiz tablo diyeceğimiz nokta da ise, en çok konuşulan nokta ise ABD 10 yıllıkları ile 2 yıllıkların ve 5 yıllıkları arasındaki makasın açılması. Burada tabii ki nasıl aksiyon olacaklar, nasıl bir açıklama gelecek? Aslında piyasanın odağında bu taraftaki konuşmalar olacaktır diye düşünüyorum. Ama genel tablo itibariyle tabii ki olumsuzlukla işaret edeceklerdir. Belirsiz bir konuşma olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü oldukça beklentilerin birbirinden ayrıştığı bir dönemdeyiz. Ve açıklanan verilerin beklentilerinden çok daha uzağında olduğu bir dönem geçiriyoruz. Şimdi tabii ki risk iştahı açısından da önemli olacak ama şu andaki görünüme baktığımızda, geçtiğimiz hafta rallileri de hani hatırlayacak olursak, siz risk iştahındaki görünümün korunduğunu düşünüyor musunuz? O aynı heyecanlar. Şöyle, yani soluksuz bir yükseliş gördük. Yani bir borsalar ve Mart ortasında, Mart sonuna doğru bir dip noktası oluşturdu. Benim bir noktaya kadar aslında piyasanın inanmadı. Hatta benim de inanmadığım bir noktaya kadar. Mesela Borsa İstanbul'u dediğimiz noktada 95 bine kadar. Çok inandırıcı değil ama 95 bin üzerindeki hareket ve altının dolu olması, yani nedir bu ekonomilerin açılması ve bundan sonraki süreçte çarkların döneceği, ticaretin birazcık daha öncesinde gibi olmasa da daha normalleşeceği fiyatlamasının hakim olduğunu görünce tabii ki burada yükseliş hareketlerinin daha etkin olduğunu karar verdim. Şimdi bundan sonraki süreçte birazcık daha yatay ama tekrardan yukarı yönlü bir hareket görülebilir diye düşünüyorum. Burada tabii ki özellikle beklentilerden belki biraz daha olumlu veriler gelebilir. En azından negatifliğin biraz törpülendiği data setinin gelebileceği. Yine 2021 fiyatlamasının olabileceği. Yani piyasalar beklentileri fiyatladığı için şu an ekonominin açılacağı, insanların birazcık daha hayatının normalleşeceği beklentisinin hakim olacağı bir dönemden geçiyor. Bunun da fiyatlamasını ben daha bittiğini düşünmüyorum. Yatay yukarı yönlü hareketin devamı gelebilir diye düşünüyorum. Burada tabii ki tehdit olarak değerlendirdiğimiz nokta ise, yani burada daha çok pandemide ikinci bir dalganın gelebilecek olması. Bunun da tabii benim gördüğüm kadarıyla bu Eylül sonrasının konusu olarak görülebilir. Fakat geçtiğimiz tecrübelerden o kadar birden dünya şoka uğradı ve hazırlıksız yakalandı bir anlamda. Aslında bu olay geliyorum demişti. Fakat bu kadar yayılacağını kimse tahmin ettiğini düşünmüyorum. Burada daha hazırlıklı olmamız sebebiyle eğer ikinci dalga gelse de çok fazla etkileyebileceğini düşünmüyorum ben. Peki, şimdi bu anlattığınız tablo gelişen ülkeler için o halde rally beklentisini koruduğunuzu mu ifade ediyor? Yani gelişen ülkelerde geçtiğimiz hafta yaşanan o hava devam edebilir mi? Ben devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü o kadar çok para bolluğu var ki şirketlerin, fonların, bireylerin bir getiri arayışı içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Burada neydi, tahvil cephesinde mesela Türkiye tarafında baktığımız zaman getiri arayışının oldukça düşük olduğunu ya da mevduat tarafında ya da diğer kalemlere baktığımız zaman oldukça sıkıntılı olduğunu görebiliyoruz getiri konusunda. Bu açıdan borsa tarafında mesela pozitif eğilimin bizim nezdimizde, bizim tarafta devam etmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Yine bizim aldığımız kararlar söz konusu. Diğer tarafta ise çok fazla para bolluğu var. Burada tabii ki muhtemelen belli bir kısmı da gelişmekte olan ülkelere doğru gidecektir diye düşünüyorum ağırlıklı olarak. Bu da tabii ki borsalardaki yukarı yönlü hareketin devamı anlamına gelebilir diye düşünüyorum. Ekonomilerin açılması şirketler tarafında olumlu fiyatlama anlamına da gelebilir diye düşünüyorum. Yani şu anki süreç birazcık daha borsalara baktığımız zaman yatay aşağı yönlü hareket gibi gözükse de bu oldukça bir kar realizasyonu olarak ben değerlendiriyorum. Yeliz Hanım, içeriye bakacak olursak Amerika borsalarını ve Asya borsalarındaki görünümü az önce ekrana getirdik. Buradaki hareketleri baz aldığımızda içeride sizce nasıl bir gün olur? O paralel hava devam eder mi? Şimdi geçtiğimiz, daha doğrusu birkaç güne baktığımız noktada ise olumlu fiyatlamalar görüldüğü noktada biz daha düşük bir fiyatlama hareketiyle eşlik ettik. Yani hani betası dediğimiz noktada ise bir birim artında biz 0.5 gibi bir artış gerçekleştirdik burada Türkiye tarafında. Burada tabii ki bundan sonraki süreçte Powell'ın açıklamaları ve Fed'in açıklamaları önemli olacak. Çünkü küresel piyasalardan çok fazla da ayrışamıyoruz. Bundan sonraki süreçte olumlu süreç, ekonomiler için beklentiler fiyatlanacağı için yine Euro bölgesiyle ilgili olarak mesela Euro dolar paritesinde yukarı yönlü bir hareket var. Bunu da ben pozitif olarak yansıyabileceğini düşünüyorum TL varlıklarından.
Eğer devam etmesi halinde tabii ki. Burada Borsa İstanbul tarafında 106 bin seviyesine kadar gevşemeli ve bir kar realizasyonu olarak değerlendiriyorum. Hatta bu seviyelerden tekrardan yeni alımların gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü biz kendi özelimizde bir fiyatlama hareketinin olduğunu görüyoruz. Yani 3 sene öncesindeki bir Borsa İstanbul'da şu an, yani daha doğrusu yatırımcı profiliyle şu anki yatırımcı profil arasında ciddi farkların olduğunu görüyoruz. Yani yabancıların çok az katılımıyla giden bir Borsa İstanbul söz konusu. Ben yerli yatırımcıların da daha kalıcı olabileceğini düşünüyorum, açıkça söylemek gerekirse. Bundan sonraki süreçte aşağı yönlü hareketler muhtemelen geride kalmış olan bazı sektörlerde pozitifliğe neden olabilir biz 30 tarafında. Çünkü oldukça şu an ucuz gözükebiliyorlar. 6 bin seviyesine kadar bir geri çekilse de buradan tekrardan destek alıp yukarı yönlü bir hareket görülebilir diye düşünüyorum. Burada tabii ki 113 bin ve 115 bin seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi görebiliriz. Fakat 106 bin seviyesinin altında ise tekrardan ciddi bir satış baskısı görebileceğini düşünüyorum. Peki yerli yatırımcı açısından sizce rekorları göreceğimiz bir Haziran ayı olur mu? Ne dersiniz orada? Çünkü önemli artışlar oldu. Bu yerli yatırımcı sayısındaki artışın devamı gelir mi? Aynı zamanda yabancı tarafına bakacak olursak, özellikle hafta başında Viyop tarafında da o hareketlenmeyi, kıpırdanmayı görmüştük. Yani Viyop tarafındaki bu hareketlenme aynı zamanda yabancının içeriye bakış açısının değiştiği, yani o dönüş sinyali olarak algılanabilir mi? Nasıl yorumluyorsunuz? Ben de dönüş sinyali olabilerek düşünüyorum. Yani şimdi geçtiğimiz haftalarda, daha doğrusu işte 2020'nin başında alınan kararlar, işte 2018 yılında alınan kararlar, geçtiğimiz sene alınan kararlar BDDK'nın. Burada buraya yatırım yapan şirketlerin bir anlamda pozisyonların kapanmasına neden olmuşlardı. Özellikle dolar TL'yi hece ederek gelen firmaların. Ama ben orta uzun vadede tekrardan bu şirketlerin buraya güven duyarak tekrardan gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü getiri tarafına da daha çok fazla odaklanacaktır. Burada tabii ki asıl önemli olan nokta ise ben yerli yatırımcıların bundan sonraki süreçte Borsa İstanbul tarafında daha katılımcı olmasını bekliyorum ki burada BES gibi bir ana aksiyon yapan bir sistemimiz var. Bireysel emeklilik sistemi. Diğer taraftan ise bir fonların, yine portföy yönetim şirketlerinin katkısıyla birlikte daha profesyonel bir yatırım tarafının geliştiğini zaten net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da yerli yatırımcıların profilinin daha değişmesine, daha doğrusu daha bilinçli yatırım yapmasına, diğer taraftan ise burada katılımın daha fazla artmasına neden olabilir diye düşünüyorum. Belli bir süre sonra tabii ki yabancı yatırımcıların da yoğunluklu olarak Borsa İstanbul'u talep etmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Ama burada tabii ki teknik seviyeleri iyi takip etmek gerekiyor, stopları iyi takip etmek gerekiyor. Burada benim gördüğüm kadarıyla biraz önce söylediğim gibi 106 bin seviyesi önemli. Yani 106 bin seviyesine kadar ben kar realizasyon olarak değerlendiriyorum. Altındaki hareketler ciddi satış baskısını getirebilir. Ama bir projeksiyon çizersek eğer, en kötüsünün geride kalındığı ve olumlu bir sürecin beklentisinin satın alındığı bir dönemden geçiyoruz. Olumlu haber akışlarının daha fazla fiyatlandığı bir Borsa İstanbul'u görüyorum ben. Peki Borsa İstanbul'dan hemen Avrupa'ya da geçelim. Amerika'ya baktık, içeriye baktık. Avrupa tarafında da şimdi önemli bir görünüm söz konusu. Dün önemli kayıplar vardı. Geçtiğimiz hafta hatta orada da rally'yi takip etmiştik. Ama hafta başı itibariyle negatif kapanışları takip ediyoruz Avrupa borsalarında. Londra'da %2'nin üzerinde kayıp var. Genele baktığımızda zaten %1'in üzerinde kayıpları takip ediyoruz. Ve Avrupa tarafında deflasyon korkusunun da yeniden canlandığını, aslında şu sıra daha çok dillendirildiğini takip etmekteyiz. Ve birinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verisi açıklandı. %3.2'lik bir daralma söz konusu. Bir yandan da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamaları gündemde ve teşvik paketlerini okuyoruz. Peki bu tablo peki korkutucu mudur? Yani Avrupa'daki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir yandan işte Lagarde ve aynı zamanda Şansölye Merkel'in attığı adımlar bir birliktelik olarak okunuyor. Yani hani iyi bir yolda gidilebilir diye değerlendiriliyor ama bir yandan da böyle bir tablo var. Nasıl değerlendirmek gerekir piyasayı Avrupa özelinde? Şimdi geçtiğimiz haftalardaki fiyat hareketlerine baktığımız zaman zaten ciddi yükselişlerin olduğunu görmüştük borsalar tarafında Avrupa'da. Burada bir negatiflik görüldüğü noktada zaten bir kar realizasyonu, yani bir aşağı gelerek sonrasındaki hareketin yukarı doğru daha kuvvetli olduğunu gördük borsalar tarafında, özellikle Avrupa tarafında. Orada ciddi tartışmalar var. Yani birlik olduğu, mali birlik olmayan
bir ekonomiyi görebiliyoruz. Yani burada bir süredir zaten ciddi genişlemelerin olduğu, İtalya'nın sürekli mali tarafta gevşeme isteği vardı geçtiğimiz dönemde ama bunu bir türlü yaptıramıyordu. Ama pandemi etkisiyle birlikte burada genişlemelerin olduğunu görmüştük. Şimdi bundan sonraki süreçte muhtemelen daha fazla teşvik, 500 milyar dolar biliyorsunuz ki açıklanması bekleniyordu, 600 milyar dolar açıklandı. Bu tarz desteklerin devam etmesi beklenebilir diye düşünüyorum ama burada Avrupa tarafında daha çok açıklanan dataların, mesela sanayi üretim açıklanmıştı Almanya tarafında, oldukça olumsuz gelmişti. Burada fiyatlamalar daha şöyle, beklentiler tabii ki olumsuz, zaten olumsuz bir süreçten geçiyoruz. Fakat bu olumsuzun ne kadar uzağında ya da ne kadar olumlu olarak bir uzağında olarak fiyatlanıyor. Burada bundan sonraki süreçte dataların bu tarz bir fiyatlama hareketi içerisinde de olabileceğini düşünüyorum borsaların. Orada da tabii ki kar realizasyonu var. Diğer tarafta ise Brexit tartışmaları zaten yoğun bir şekilde var. Ekonomi itibariyle baktığımız zaman birçok ülke var zaten burada. Zaten ekonomik zorluklar yaşıyorlardı. Üzerinde bir de pandemi geldi. Bir kar realizasyonu şu an görebiliyoruz. Fakat bunun ben sonraki hareketin ekonomilerin açılacağı beklentisini tekrardan hakim olabileceği, hatta 2021 fiyatlamasını başlayabileceğini düşünüyorum ki Dünya Bankası'nın biliyorsunuz ki açıklamaları söz konusuydu. Avrupa ile ilgili olarak ciddi bir daralmaya işaret etmişlerdi. Muhtemelen ama 2021 yılında ise bir toparlanmayı görebileceklerini söylemişlerdi. Muhtemelen bu fiyatlamayı görebiliriz diye düşünüyorum. Euro dolar paritesi ile ilgili peki neler aktarmak istersiniz? Şimdi özellikle orada hafta başında denemeler vardı, 1.13 denemeleri değdi, geri çekildi. Bugün gün içerisine baktığımızda 1.13'ün üzerinde bir seyir izlediğini takip ettik. Tabii nereden geldiğine de bakmakta fayda var. 1.20'li seviyelerden aslında o kadar çekilmişti 1.10'lu seviyeleri, hatta 1.09'lara. Şimdi yeniden bir toparlanma isteği var. Peki euro dolar paritesindeki bu yukarı yönlü hareketin devamı gelir mi sizce? Nerede denge bulur? Şimdi haftalık bazda baktığımız zaman euro dolar paritesinde uzun zamandır bir düşüş trendi vardı. Burada yine haftalık bazda 200 günlük hareketli ortalama 1.1380, 200 günlük üstsel hareketli ortalama 1.1380. Genelde bu bandı aşarak yukarıya doğru bu seviyeyi çarpıp geri dönüyordu bu 2014'ten bu yana. Aslında benim takip ettiğim nokta ise bu seviye. 1.1380 seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar görmemiz halinde önümüzdeki günlerde 1.15 ve 1.17 seviyesine kadar bir yükseliş hareketi görebiliriz. Ama bu seviyenin aşılmaması halinde ise bugün Powell'ın konuşmasını takip edeceğiz. Orada nasıl bir çerçeve çizilecek onu tabii ki merak ediyoruz euro dolar paritesinin, daha doğrusu doların değeri için. Burada bu seviyeden tekrardan 1.10.40 seviyelerine kadar da bir geri çekilme görebiliriz. Açıkça söylemek gerekirse euro dolar paritesi için çok kritik noktalarda olduğumuzu söylemem gerekiyor. Yeliz Karabulut, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, aktardıklarınız için. Ve son olarak euro dolar paritesini değerlendirdi Yeliz Karabulut ve kritik noktalarda izledi. Şimdi altınla devam edeceğiz. Altın tarafında hafta başında 1700'ün altına sarkmaları görmüştük. Yeniden toparlandı. 1700 üzerinde hareketleri takip ediyoruz. Peki altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'le konuştuk. Yatırımcılara tavsiyede bulundu. Özellikle tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra emtia fiyatlarının baskı altında kaldığını gördük. Dolar varlıklarında da bir toparlanma isteği vardı. Altının gram fiyatı 364 lira seviyesine kadar gelirken altının ons fiyatı da tekrar 1665 dolar seviyesine kadar sarktığını gözlemledik. Tabii ki bu süreçte bir tepki alımı gerçekleşti. Tekrar Amerika tarafında açıklanan verilerle birlikte tekrar dolar varlıklarında toparlanma isteğinin olumlu olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle kademeli alım tavsiyelerimizde 370 ve 365 lira aralığında ikinci kez fırsat vermiş oldu yatırımcısına. Yine düşüş trendi her ne kadar aşağı yönlü trendin devam edeceğini tahmin etsek de yeni tepki yükselişleri devam ediyor. Yılın ikinci yarısıyla alakalı yine merkez bankalarından, hükümetlerden ya da uluslararası şirketlerden olumsuz gidişatla alakalı, risklerle alakalı haber akışları gelmeye devam ediyor. Bu da
Haziran ve Temmuz ayında altın fiyatlarındaki gerilemenin aslında yatırımcısına son bir alım fırsatı sunduğunu da ifade etmek isterim. Özellikle altının gram fiyatı hem dolar kurundan hem de altın ons fiyatından olumsuz yönde etkilendiği için her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini belirtmek isterim. Özellikle 360 lira seviyesinin altında 350 ve 340 lira seviyelerini takip etmeye devam edeceğiz. Ancak tekrar altın ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde %0.8 civarında değer kaybetmişti. Bugüne baktığımız zaman biraz daha toparlanma isteğiyle %0.2 biraz daha değer artışlarını sürdürüyor. Gümüş tarafında %1.3'lük bir değer kaybı var. Gümüşün gram fiyatı iç piyasalarda işte biraz daha 3.80-3.88 lira aralığında gidip gidiyor. Ons tarafında 17-18 dolar aralığında gidip geliyor. Gümüş tarafında da kademeli alım fırsatları olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle platin tarafında %0.4'lük bir düşüş gördük ve palladium tarafında ise %0.3'lük de bir kazanç var. Yani palladium diğer emtialara kıyasla biraz daha olumlu. Petrol fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle 40 dolar seviyesinin aşağısına sarkmasında Brent petrol varil fiyatındaki gerilemenin 30 dolar seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. Petrol fiyatlarındaki bu gerileme de bizim için önemli olduğu için ve bizim ekonomilerimizi olumlu yönde desteklediği için petrol fiyatlarındaki gelişmeleri de yakından takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle dolar endeksinde yaşanan düşüşler, doların uluslararası piyasalarda değer kaybediyor olması, petrol fiyatlarındaki gerilemenin devam ediyor olması bizim için pozitif seyirin korunacağı anlamına geliyor. Uluslararası piyasalarda, küresel piyasalarda hisse senetlerinde ciddi bir toparlanma görüyoruz. Bu coşkunun halen devam ettiğini görüyoruz. Piyasalardaki bu rally devam ettikçe ister istemez iç piyasalarda dolar TL kuru baskılandığı için biz gram altın TL fiyatındaki yükselişlerin çok da agresif olmadığını gözlemliyoruz. Gram altın TL fiyatı 368-372 lira aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Gözümüz Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararında ve açıklamalarında, özellikle gelen açıklamalar hangi yönde olacak? Yani negatif görüşlü faiz politikalar halen devam edecek mi, yoksa bir söylem değişikliği olacak mı? Altın fiyatları aslında FED tarafından gelecek açıklamada odaklandı ve yatay seyirini koruyor. Bu yatay seyirde altın ons fiyatı 1700 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürürken altının gram fiyatı da 370 lira seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürmeye devam ediyor. Yarın akşam FED'in kararından sonra altın fiyatları kendine yeni bir yön belirleyerek ya yükseliş trendinde ya da düşüş trendinde yoluna devam edebilir. Ama bizim için önemli olan FED'in açıklamalarından sonra, FED'in kararından sonra dolar TL kurundaki seyir. Dolar ki her ne kadar altın ons fiyatı biraz daha toparlanma sürecinde olsa da altının gram fiyatındaki düşük seyir gram altın TL fiyatını baskıladığı için yükselişlerin sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz. Ama yine 368-372 lira aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Tabii bu ortam... Sayın seyirciler, an itibariyle de gram altın 375 lira seviyelerinden alıcıyla buluşuyor. Altına yönelik tavsiyeleri de ekranlarınıza getirdik. İslam Memiş'i anlattı ve böylece seans öncesinde de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Şimdi veda zamanı, saatler 11'i gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.